Merhaba arkadaşlar. İsmim Alihan Kutlu. Yaklaşık 25 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapıyorum. 8000 üzerinde çift gelin damat fotoğrafları çektim. FotoPlay ile beraber hazırlamış olduğumuz bu online düğün fotoğrafçılığı eğitiminde sizlerle bilgilerimizi paylaşacağız. Burada sizlere düğün fotoğrafçılığının içeriği hakkında birçok bilgi sunacağız. Dış çekim teknikleri, ışık kullanımı, çiftlerle iletişim, düğün hikayesinde nelere dikkat etmeliyiz? Baştan sona bir düğün fotoğrafçılığındaki albüm tasarımı ve birçok detayı paylaşacağız. Düğün fotoğrafçılığı mekanik veya çok teknik bir fotoğrafçılık branşı değildir. Sonuçta karşınızdakiler gelin damat olarak profesyonel bir manken veya model değildir. Siz empati kurmalısınız, onları rahat ettirmelisiniz ve güven vermelisiniz. Sonuçta zaten işinizi bildiğiniz için gayet başarılı kareler yakalayacaksınız. Düğün fotoğrafçılığı Stüdyo düğün fotoğrafçılığı, dış mekan gelin damat fotoğrafçılığı, düğün hikayesi, hatta son yıllarda da sevdi date dediğimiz konsept çekimlerle beraber birçok branşa ayrılmıştır. Bunlar hakkında birçok detay, bilgi ve teknik sizlerle paylaşacağım. Sevdi date fotoğraf çekimleri, kelime anlamından da anlaşılacağı üzere tarihi kaydet manasına gelen çekimlerdir. Bunlar çiftlerin evlenecekleri tarihi, Birkaç ay öncesinden ilan etmek üzere yaptırdıkları fotoğraf çekimleridir. Yani bir nevi elektronik davetiyedir. Stüdyo ve iç mekan fotoğraf çekimleri genellikle hava şartlarının kötü olduğu durumlarda ayrıca çiftin dışarıda fotoğraf çektirmek istemediği veya çok sıcakta da yıpranmak istemediği durumlarda uygulanmaktadır. Bazı çiftler de klasik fotoğrafları daha çok sevdiği için stüdyo çekimi tercih etmektedir. Dış mekanda fotoğraf çekimleri bilindiği gibi en çok yapılan düğün fotoğrafı çekimleridir. Hatta konuya adını veren bir çalışmadır. Dış çekim diye geçer. Biz burada genellikle bir çifti yaklaşık 1-2 saatlik bir zaman diliminde açık alanda, konsepti, görüntüsü güzel olan bir yerde, bir parkta, bir bahçede, bir sahilde çekim yaparak gelin damadımıza iyi neticeleri aldığımız fotoğraflar sunuyoruz. Düğün hikayesi düğün gününün heyecanını, mutluluğunu, duygularını, detaylarını anlatan bir fotoğraf çekimleridir. Genellikle düğün günü sabah kuaför hazırlıklarıyla başlar. Devamında aile detayları, dış mekan fotoğraf çekimleri veya iç mekan fotoğraf çekimleri, çifte özel pozlar, arkadaşlar, evden veya otelden gelin çıkışı, düğün mekanına giriş, ilk dans, nikah, eğlenceler, pasta kesme vesaire gibi birçok detayın içerisinde bulunduğu yaşanmışlığı olan, o günü anlatan belgesel niteliğindeki fotoğraf çekimleridir. Bu çekimlerde çoğunlukla poz verdirme olmaz. Daha doğal, spontane ama güzel bir bakış açısıyla yaşanmış hikayeleri anlatan belgesel niteliğinde çekim yapılır. Tıraş dedresin Türkçe karşılığı elbiseyi çöpe at demektir. Bu çekim modeline bazen trash day yani Türkçesi çöp günü de denilebiliyor. Düğünden sonraki bir tarihte Gelinlik ve damatlık kirlenme korkusu olmadan, eğlenceli, özgürce ve genellikle sıra dışı içeriklerle yapılan çekimlerdir. Şimdiden hepinize iyi dersler diliyorum.